Evet arkadaşlar, bu kadar sohbet muhabbetten sonra artık gözle görünür bir şeyler yapmanın zamanı geldi. Şimdi yapacağımız maskeleme işlemi. Maskeleme işlemi için resim daha faydalı olur. Resimle öğrenelim. Nedir bu maskeleme? Bir resmin istediğimiz kısmını seçip onun üstünde işlem yapabiliriz. Önce resmimizi seçtik. Tekrar yerleştirdik şu an kompozisyonumuza. Bir resim daha atalım. Layer'ımızın üstüne atalım ki o üstte dursun. Bu maskeleme işlemi görsellik açısından faydalıdır. Çünkü bütün resim değil de resimden istediğimiz bir kısmı alırız. Şu an Pen Tool'u seçtik. Bu Pen Tool maskeleme için gereken bir araç. Şimdi mesela kelebeği alalım resmin içinden. Kelebeği maskeleyeceğiz. Öncelikle bir noktaya tıkladık. Maskeleme işlemini başlattık. Daha sonra kıvrım için şu an tıklaya tıklaya gidiyoruz. Bu şekilde seçmek istediğimiz noktayı resmi çevresinden yavaş yavaş gidiyoruz. Tabi bu arada mesela resmin biraz detayını inmek için yakınlaştırmamız gerekiyordu. Bu yakınlaştırma işlemini mouse'un tekeriyle yapabiliyorduk, hatırlıyorsunuz. Biraz uğraştırıcı oldu. Hani normal kaba taslak bir şey çizebilirdik ama şöyle biraz hoş görünsün diye nokta aralıklarını biraz kısa tutuyoruz. Şu an ilk başladığımız noktaya tıkladığımız zaman otomatikman maskeleme işlemi gerçekleşecek. Gördüğünüz gibi resmin diğer tarafları gitti. Sadece kelebek kaldı. Gayet şık bir durum. Yani istediğimiz yerde kullanabileceğimiz bir resim elde ettik. Mesela bir resim daha ekledik. Yine bunu da yerleştirelim kompozisyonumuza. Mesela bu kafayı alalım buradan. Fazla detay inmeden şöyle kırımları es geçelim. Kaba taslak bir şey olsun. Çünkü zaten detaylı işlemlerde hem farklı yöntemler de var, hem de yani işin mantığını anlamak açısından zamanını fazla almadan bu işi halledelim. Şu an kestik. Düz bir surat oldu ama olsun artık. Onu biz kafamıza bütünleyebiliriz. Şimdi mesela bu kıvrımlı yeri normal almamız için Add Vertex Tool diye bir şey var. Buna bastığımız zaman bu şekilde aralara küçük noktalar koyabiliriz. Eski çizimimizin arasına. Bu noktalar da normal tool'la, bakın şöyle gördüğünüz gibi istediğimiz şekilde yönünü değiştirebiliriz. Kıvrımları açabiliriz. Çünkü resim silinmiyor, maske oluyor. Normalde resim arkada duruyor. Ama biz sadece maskeleyerek istediğimiz kısmın görünmesini sağlıyoruz. Şu şekilde gördüğünüz gibi düz suratı normal bir surata çevirebildik. Gereksiz kısımlardan kurtulduk. Gerekli kısımları eklemiş olduk. Evet, şu an hoş bir görüntüye sahip oldu. Arka resmi küçültelim. Resmi orantısız küçülttüğünce tabi böyle bir kayma oldu.